Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu mevcut frekansımızı nasıl yükseltiriz? Mevcut frekansımız nedir? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlar hakkında konuşacağız. Bizim içinde bulunduğumuz dünyada her şeyin, içimizin, dışımızın, havanın, yediğimizin, içtiğimizin frekansımızı etkilediğini oynatma listesine dönüp bakarsanız frekanslarda uzun uzun anlattım. Frekansımızı nasıl yükseltebiliriz biz? Okuduğumuz gazeteden yolda giderken kulak misafiri olduğumuz kişilerin konuşmasına kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Nedeni ise mevcut bilgiler bizim frekans değerimize göre, yani algımıza göre otonom bir şekilde dağıldığı için bizim frekansımız ne ise bize gelen bilgi de bu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ben bunu frekanslarda anlatmıştım. Sizin mevcut değerinize kadar, frekansınıza kadar rüyalarınız, gelen bilgileriniz buna endeks olarak değiştiğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü frekanslarımız bedenimizde, zihnimizde, ruhumuzda, dışarıdan aldığımız ya da fark ettiğimiz iletişimimizde, yediklerimizde, içtiklerimizde, dinlediklerimizde, düşüncelerimizde, konuştuklarımızda, özellikle karmaşık, olumsuz frekanslarımızda mutlaka ama mutlaka eğer negatifse hücresel yıkıma yol açıyor ve frekansımızı düşürüyor. Eğer bunlar pozitifse hücresel yenilenme olup frekansımızı yükseltiyor. Bu durumlarda en önemli yapmanız gereken şey topraklama. Ormanda, köyde toprakla uğraşabilmeniz. Eğer bunu yapamıyorsanız çıplak ayakla toprakta yürüyebilirsiniz. Toprağın üstünde oturabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. En önemlisi de yediklerimizde konserve yiyeceklerden ve hazır gıda yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Çünkü bunlar frekans değerimizi oldukça düşürüyor. Kendi konservenin de frekans değeri sıfır olarak gözlemleniyor. Bizim değer yağımız tek değil, birden fazla frekans yayınlanabildiği için tüm canlı enerjilerinde frekanstan oluştuğu için biz her şekilde etkileniyoruz. Bir hastalığımız olduğunda hastalıkların bile frekans değeri var. Ve bu frekansta yükselme olduğunda hastalıklarda iyileşme görünüyor. Deneyde şöyle anlatılıyor. Eğer bizim bir bakış açımız, yani düşüncemiz olumlu olduğu zaman 10 MHz mevcut frekans değerimizi yükseltiyor. Ama olumsuz bir düşünceye sahipsek MHz değerimizi -12 olarak düşürdüğü gözlemleniyor. Aynı zamanda meditasyon, dua, zikir, namaz, mantra frekansımızı +15 frekans olarak yükseltiyor. O zaman şöyle düşünmemiz lazım. Bizim kendi düşüncelerimiz sağlıklı olabilmemiz için hem bedensel hem zihinsel mutlaka ruhsal bir uygulamaya ihtiyacımız var. +15 derece frekans yükseltiyorsa. Biz düşüncelerimizi kontrol etmekte zorlanıyorsak, önceki derslerde ben düşüncelerimizi nasıl kontrol edebiliriz, nefes egzersizleri ve meditasyon yöntemlerini bahsetmiştim. Dilerseniz oradan dinleyebilirsiniz tekrar. Yemek yerken sebze ve meyvelerde çakra renklerinde olan sebze ve meyveler yersek frekans değerlerimiz daha fazla etkileniyor. Aynı zamanda çakralarımızdan da bir canlanma söz konusu oluyor. Hem sebze hem meyve, kuru baklagiller yemeye çok önem vermemiz lazım. Hayvansal gıdadan, özellikle etten uzak durmamız lazım. Çünkü hastalıklarımız, bizim bedenimiz 58 frekansa düştüğü zaman vücudumuza baş göstermeye başlıyor. Bununla ilgili yapılan bir deney var. Tümörün içine frekans yüklendiğinde tümörün küçüldüğü gözüküyor. İnternette yazarsanız görebilirsiniz. İnsanların ve gıdaların frekans değerleri artık ölçülüyor. Konservelerin frekans değeri sıfır. Frekanslarımızla mevcut hastalıklarımızın arasında bağlantı olduğu için kullandığımız esans yağları da
insan vücudunu çok fazla etkiliyor. 320 MHz kadar da çoğaltabiliyor. İnsan beyni 72 ila 90 MHz arasında değişiyor. Sağlıklı insanda 62 ila 68 MHz oluyor. Ama biz hasta olduğumuzda hemen 58'e düşüp eğer gündüz vakti hastalık olduğu zaman daha düşük, gece vakti hastalık geçirdiği zaman, hani biz halk arasında deriz hastalığım gece çıktı diye, o zaman frekansımız daha düşüyor. Bunu bir örnekle anlatırsak, grip olduğumuzda frekansımız 58 MHz'e kadar düşüyor. Kanser olduğumuzda 42 MHz oluyor mevcut frekansımız ve eğer bir ölüm başlangıcınız söz konusuysa 25 MHz kadar ölçülüyor vücudumuz. Eğer kurutulmuş otlar yerseniz ya da çaylarını içerseniz mevcut bedeninize artı 12 ila 22 MHz yükseltiyor kurutulmuş otlar. Hem yemek hem de içmesi. Ama taze otlar, sebze ve meyveler yerseniz mevcut frekansınız 20 ila 27 MHz yükseltiyor. En önemlisi kullandığımız esansiyel yağlar. Esansiyel yağlar 52 ile 320 MHz yükseltiyor bizim bedenimizi ve zihnimizi, algımızı. Dolayısıyla bize gelen bilginin de kalitesi hem derinleşiyor. Şöyle düşünelim, bir konserve yediğimizde sıfır frekans etkisi var ve bizi hasta ediyor, düşürüyor. Ama bir gül yağı kokladığımız zaman bizim mevcut frekansımızı 320 MHz yükseltiyor. Gül yağının frekans değeri 320. Tabii orijinal gül yağı olması çok çok önemli. Günlük yağ 147 MHz yükseltiyor. Lavanta yağı 118 MHz yükseltiyor. Melisa yağı 102 MHz. Sandal ağacı yağı 96 MHz. Melek otu yağı 85 MHz. Nane yağı 78 MHz. Fesleğen yağı 52 MHz olarak bizim vücudumuzdaki frekans değerimizi yükseltiyor. Esansiyel yağlarda 78 MHz ve altında olan yağlar bizim vücudumuzun fiziksel yapısını etkiliyor. Ama esansiyel yağlarda 78 MHz'den yukarısı olan gül yağı, herdem taze yağı, lavanta yağı, Alman papatya yağı, bunlar bizim duygusal ve ruhsal seviyemize etkiliyor. Çok güzel bir film var. Filmin ismi The Parfum. Kokunun önemini anlatıyor. Çok güzel bir film. İzlemenizi tavsiye edebilirim. Aynı zamanda beynimizdeki amigdalayı da etkilediği için seslerin de frekansı direkt amigdalayı etkilediği görülmüş. O yüzden frekans değerimizi çok iyi analiz etmemiz lazım. Bununla ilgili iki tane deney yapılmış. Hem kokuları hem de sesin insan vücudundaki, evrendeki etkilerini gözleyebilmek için. Birinci deneyde iki kişi, mevcut frekansları 66 MHz olan iki kişinin bir tanesinin eline kahve vermişler. Kahveyi kokladığında 3 saniye içerisinde frekansı 58 MHz'e düşmüş. Ve sonrasında esansiyel yağ koklatıldığında o kişiye tekrar frekansı 66 MHz'e yükselmiş. Ama diğer ikinci bir kişiye kahveyi yudumlaması söylendiğinde kişinin frekansı 52 frekansa kadar düşüyor. Ama sonrasında lavanta yağı koklatıldığında kişinin tekrar frekansı 66 frekansına 3 gün sonra geçiyor. O yüzden kahve içerken daha dikkatli olmamız lazım. Kahve yerine yeşil çay tüketebiliriz, siyah çay tüketebiliriz, kurutulmuş otların çayını tüketebiliriz. Çok çok önemli. Frekansın etkilerini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu deneyi de internette kahve ile yapılan frekans deneyi diye arattırdığınızda uzun uzun yazıyor, detayları alabilirsiniz. Aynı zamanda ikinci deney müziğin etkilerinden dolayı yapılmış. Bitkilerin bir tanesine klasik müzik dinletilmiş ve oldukça canlı büyümüş bitkiler. Diğer bitkiye de metal müzik dinletildiğinde bu da bitkilerin solmasına, kurumasına yol açtığı gözlenilmiş.
O yüzden biz sözsüz müzik dinlemeye özen göstermemiz gerekiyor. Örnek Mozart dinleyebilirsiniz. New Age müziği diye aratırsanız YouTube'da ya da internette sözsüz müzik diye, frekans değeri olan müzik diye buradan da dinleyebilirsiniz. Sesin ve müziğin etkisini anlatan çok güzel bir film var. Filmin ismi OXV Dimanuel olarak geçiyor ama Türkçesi Aşkın Frekansları olarak yazdığınız zaman da internetten izleyebilirsiniz. Yani dinlediğimiz müzikte, duyduğumuz seslerde, söylediğimiz ve konuştuğumuz her şeyin bizi etkilediğini unutmamamız lazım. Evde yaktığımız tütsüler de bizi çok etkiliyor. Aynı zamanda evimizdeki negatif etkileri frekanslara götürürken bizim mevcut enerjimizi de yükseltiyor, negatifimizi götürerek. Gül tütsüsü, yani çiçek tütsüleri kullandığımızda ya da ada çayı, yani ağaç tütsüleri kullandığımızda, sandal ağacı gibi, portakal tütsüsü gibi yaktığımız zaman da, hem meditasyon ya da zikir ya da mantra kullandığınızda üst boyutu da ziyaret edebiliyorsunuz tütsülerle. O yüzden evinizde mutlaka negatif hissettiğinizde ya da kendinizin frekansını yükseltmesini istediğinizde tütsü yakabilirsiniz. Burada ben örnek olarak frekansı yüksek olan tütsülerde Ra tütsüsü, Isis tütsüsü, Hathor tütsüsü bakabilirsiniz bunları. Bunları da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Palo Santo yakabilirsiniz evinizde. Beyaz ada çayı, çay şeklinde olan, kurutulmuş şeklinde yakabilirsiniz. Bizim frekansımız yükseldiği zaman orpları da görebiliyoruz. Bununla ilgili bir yorum gelmişti. O yüzden burada bilgisini vereceğim. Eğer bir orp görüyorsanız mevcut frekansınız 300 frekans değerindedir. Orbu eğer hatırlamıyorsanız Google'a orp nedir diye yazdığınız zaman orada detaylı bir resimde gösterilmiş olarak görecek. Biz frekansımızı yükselttiğimiz zaman kendimizi bir bütünün bir parçası ve sonra da o bütün olduğumuzu göreceğiz. Frekansımızın yükselmesi için bunlara dikkat ettiğimiz zaman ve işaretleri eş zamanlı da takip ettiğimiz zaman önümüze bilgiler direkt olarak geliyor. Çünkü bahsetmiştim, bilgi otonom dağılıyor. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Boyutsal geçiş ile hücresel gelişme sırasında bedenimizde baş ağrısı, uykusuzluk, hafıza kaybı, zaman kaybı, endişe atakları, kilo alma, kilo verme, iş değiştirme, bunlar değişiklik olabilir. Tabii ki sağlığınızı zorlama durumunda mutlaka uzman kişiye, doktorunuza gözükün. En iyisini tabii ki doktorunuz bilir. Frekansınızı yükseltmeniz dileğiyle diyelim. Bunu unutmamamız lazım. İzlediğimiz filmden, diziden, okuduğumuz kitaptan her şey bizi etkiliyor. O zaman ben seslendirmesini yapmıştım. Uyanışta izlenmesi gereken filmler, belgeseller, kitaplar gibi. Oradan destek alabilirsiniz. Farklı film ya da dizi izlemek isterseniz. Eğer derseniz ki ben bunları kendim yapıyorum ama etrafımdaki insanlar beni etkiliyor derseniz, farklı bir ortama girdiğinizde ya da mevcut ortamınızda bir kişiler geldiğinde sizi negatif etkiliyorsa bu kişiler, aşağıdan yukarıya doğru bir fermuar çekerek enerjinizi kapatabilirsiniz. Aynı zamanda etrafınızda koskocaman bir ışık, yuvarlak bir şekilde yuvarlağın içine girdiğinizi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda etrafınızda aynalar olduğunu düşünerek o aynalardan size gelen negatif enerjinin kişiye çarpıp, yani aynaya çarpıp geri kişiye gittiğini imgeleyebilirsiniz. Bunlar inanılmaz etkili olacak. Aynı zamanda nefes tekniği yaparak da, yani anda kalarak, akışta kalarak da o kişilere karşı kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.